Buna inanması zor ama o ihtiyar kızılderili kadın haklıydı. Evinizdeki bu noktalara biraz alkol dökün ve sihrin ortaya çıkışına tanık olun. Bugün içinizde ve evinizde yepyeni bir enerji yaratacak basit bir egzersiz öğreneceksiniz. Bazen farkında bile olmadan evimize negatif titreşimler getiren eylemlerde bulunabiliriz. Bunlar birlikte takıldığımız insanlar ya da hayatın genel koşuşturmacası içinde farkında olmadığımız şeyler olabilir. Bunun bir önemi yok çünkü bu enerji çok kolay bir şekilde değiştirilebilir. Bu değişikliği süper bilge bir kadın tarafından aktarılan kadim bilgeliği kullanarak yapacağız. Bu kadının öğretileri bana hem evim hem de dış dünyadaki enerjim hakkında çok şey öğretti. Her gün maruz kaldığımız kişiler ve gittiğimiz yerler bizde kalıcı bir iz bırakıyor. İster olumsuzluklarla, ister çatışmalarla ya da iş stresiyle uğraşıyor olalım. Bu enerjiler iç dünyamızda nasıl hissettiğimizi etkiliyor. Bu enerjiler biz farkında olmadan bizi geride tutabilir ve hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırabilir. İşte bu yüzden evlerimizi huzurlu ve güçlü kılmak önemlidir. Evinizi bir savaşçının güvenli sığınağı gibi düşünün. Dışarıdaki dikkat dağıtıcı unsurlardan korunan güvenli bir sığınak olarak hayal edin ve çağlar boyunca aktarılan basit ritüellerle yaşam alanınızı nasıl temizleyeceğinizi öğrenin. Bu ritüellerle içinizdeki güçle bağlantı kurmayı öğrenecek ve evinize uyum getireceksiniz. Evrene gönderdiğimiz titreşimler, düşüncelerimizin ve inançlarımızın bir yansımasıdır. Kendinizi güvensiz ya da ağır bir yük altında hissediyorsanız, bunun üstesinden gelebilecek gücün içinizde olduğunu hatırlayın. Bu yüzden evinizi bir büyüme ve değişim mekanı olarak düşünerek, enerjisini dengelediğinizde nasıl güçlü bir alan yaratabileceğinizi unutmayın. Düşüncelerinizin gerçeğe dönüşme süreci şöyle çalışır. Biz olumsuz bir şey düşündüğümüzde bu olumsuzluğu bedenimizde hissederiz. Çünkü düşünce bedenimizi etkiler ve bir titreşim yaratır. Ve bu titreşim evimizde de etkili olur ve benzeri duyguları evimize çeker. Bu yüzden hayatınızda iki değişiklik yapmanız çok önemlidir. Bunun eğeri aması yoktur. İlk ve en önemlisi evinizdeki çöplere her zamankinden daha çok dikkat çekmektir. Çöpü görmezden gelirseniz basit bir çöpten daha fazlası haline gelir. Evinizdeki iyi hislerin serbestçe akmasını engelleyen bir şey haline gelir. Evinizin kalbi olan mutfağınız bunu en çok hissettiğiniz yerlerden biridir. Çünkü sadece kiri değil, aynı zamanda zihninizin arta kalan olumsuzlukları da burada toplanır. Örneğin çöp kutusundaki kokan çöpler, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler. Hemen şimdi işe koyulun ve dolabınızı açın, her şeyi kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş her şeyi atın. Aylarca yıllarca kullanmadığınız o paket sosları ve çürümekte olan her şeyi atın. Evinizdeki en büyülü ve güçlü yerlerden birinin enerjisini kötüleştiren her şeyi o torbaya doldurun. Diğer bir konuya gelecek olursak, yatak odanıza giderek iki şey yapmanızı istiyorum. Birincisi, odanızdaki tüm çekmeceleri temizleyin. Eğer çekmecenizde yemek artıkları, yediğiniz yiyeceklerin tozları, kir ve ne varsa boşaltmanızı ve her şeyi yeniden düzenlemenizi istiyorum. Çünkü biriken her şey enerjisel olarak evinizi bloke ediyor. Sıradaki durak, hiç giymediğiniz kıyafetlerinizin durduğu dolaplarınız. Onlardan kurtulmak size yer ve enerji kazandıracaktır. İşiniz bittiğinde bunun ne kadar kolay olduğunu düşünün. Bu eylemler özel bir şeyin başlangıcını işaret eder. Bunlar evinizin havasını sıfırlamanın ve iyi şeyleri içeri getirmenin en iyi yoludur. Bu basit adımları uygulayarak ve evlerini Feng Shui felsefesine göre yenileyen kimselerin inanılmaz şeyler deneyimlemeye başladığına şahit oluyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü enerji her şeydir. Her şey enerjidir. Ve Albert Einstein'ın her zaman bıkmadan söylediği şey de tam olarak budur. Evinizdeki enerji, bilinçaltınızda sizi yaratıcı olmaktan ve iyi hissetmekten alıkoyuyor. Bu sessiz etki, baş ağrısı veya huzursuzluk gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir ve sadece sizi değil, evcil hayvanlarınızı bile etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin, bu enerji blokajını temizlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz son derece basit şeyler var. Hadi o zaman başlayalım. İşe evinizde enerjinin toplanma eğiliminde olduğu yatak odanız ve mutfağınız gibi önemli alanlarla ilgilenerek başlayın. Biberiyenin rahatlatıcı kokusuyla bir karışım hazırlayın. Bir dal biberiyeyi bir gün boyunca güçlü bir alkolde bekletin. Daha sonra evinizde bir yürüyüşe çıkın. Bunu yaparken gözlerinizi kapatın ve sakince titreşimleri hissedin.
evinizi güvenli yeriniz ve yoğun dünyanın gürültüsünden uzakta kalabileceğiniz bir yer olarak görerek onunla güçlü bir bağ kurun. Bu alanı kötü titreşimlerden koruyarak ve sakin ve mutlu bir yer haline getirerek ne kadar özel olduğunun farkına varın. Evinizde dolaşırken enerjinin sıkışmış veya kapalı hissettiği alanlar olup olmadığına dikkat edin. Bunlar unutulmuş köşeler veya sık ziyaret etmediğiniz yerler olabilir. Uyuduğunuz veya enerji topladığınız yatak odanıza özellikle dikkat edin. Bu alanları belirlediğinizde biberiyenin gücünü kullanarak bir temizlik ritüeline başlayın. Bu karışıma batırılmış bir bez kullanarak kötü enerji barındırıyor olabilecek bu alanları temizleyin ve yeni başlangıcın sembolünü oluşturun. Bu temizlik süresi boyunca kendinize mutluluk ve başarı gibi iyi şeyleri hak ettiğinizi hatırlatın. Sadece başkalarının iyi şeylere sahip olabileceği fikrini zihninizden atın. Bu ritüeli uygularken şu olumlamaları da söylemenizi istiyorum. Harika bir hayatı hak ediyorum. Yaşamak için harika bir yere sahip olmayı hak ediyorum. İstediğim her şeyin hayatıma girmesini hak ediyorum. Her zaman istediğim her şeye, her zaman istediğim hayata ulaşmayı ve sahip olmayı hak ediyorum. Buna sahip olmayı hak ediyorum. İnsanlar her zaman hayatlarının çok zor geçtiğini ve iyi şeyleri hak etmediklerini düşünür. Bunlar sizin yanlış programlamalarınızdır. Yolunuzu tıkayan ve ilerlemenizi zorlaştıran tonlarca şey var. Çünkü sizi iyi şeylerin sizin için gerçekleşmeyeceğine ikna etmişler. Bu yüzden bunu hak ettiğinize inanmanızı istiyorum ve evinizdeki kötü hisleri her temizlediğinizde kendinize bunu hatırlatın. İyi şeyleri hak edip etmediğinizi, alanınızı temizleyen enerjiyi ve hayatınızdaki harika insanları ve olayları düşünmek çok derin bir etki yaratabilir. Evinizdeki enerjiyi temizlerken kendinize bu pozitif olumlamaları yüksek sesle söyleyin. Söylediklerinizin gerçekten içinizde hissettiklerinizle örtüştüğünü görebilirsiniz. Geçmişten gelen şüpheleriniz ve olumsuz düşünceleriniz olması ve bu nedenle kendinizi değersiz hissetmeniz gayet normaldir. Düşüncelerinizi değiştirmeye çalıştığınızda iyi şeylerin olması için bir yol açmış olursunuz. Daha önce kötü şeyler olmuş olsa bile olaylara bakış açınızı değiştirebilir ve hayatınızı daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Her yeni bir şey denediğinizde bu içinizde büyümek ve ne istediğinizi hayal etmek için bir şanstır. Örneğin ilişkilerinizi düşünün. Etrafınızda sık sık eleştiren ya da olumsuz insanlar varsa bunun nedeni kötü olmanız için değil, içten içe daha iyisini hak etmediğinize inanıyor olmanızdır. Hayatınızın yaratımının bir parçası olduğunuzu unutmayın. Sahip olduğunuz arkadaşlar, gittiğiniz yerler ve başınıza gelen şeylerin hepsi içinizde düşündüklerinizden ve hissettiklerinizden etkilenir. Bu sadece şans değildir, düşünceleriniz ve duygularınızda ortaya koyduğunuz enerjidir. Düşüncelerinizi değiştirmeye çalışırken iyi şeyleri hak ettiğinize inanın, evinizi hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yer olarak düşünün. Daha fazla iyi şey, sevgi, mutluluk ve enerji böyle düşündüğünüzde hak ettiğiniz tüm iyi şeyleri hayatınıza getirebilirsiniz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.